sanatçımız. Sağ olsun tekrar bize Simon Boccanegra hakkında, Domingo hakkında raporlar söyleyen temsil halinde temsil için Haçik Bayverken aynı zamanda oynadı. Oyununun yanı sıra profesyonel bir şekilde gözlemledi de temsili evet. bizim Ona için. Ona da buradan sevgiler, selamlar Haçik. Çok sevgiler. Onun babası operamızın ilk sanatçılarından. Evet, Nurdar Bayverkyan'ın oğlu, abisi de zaten Bağdat Bayverkyan, o da opera sanatçısı, o serbest olarak çalışıyor. Onlar da sanıyorum Güzin Gürel'le. Hayır, Güzin Gürel benim Yıldızadelen'in. Benim de hocamda bir tanışmıştık galiba kardeşiyle Bağdasar'da. Bağdasar'da olabilir tabii tabii evet. mutlaka. Ve Haçik Bayverkyan daha operayı Aida bir grup geliyor ilk zamanlar babası ilk solistlerden Il Messaggero'yu hatta oynarken babası bir İtalyan grubundan seyretmiş ve ondan sonra Aydın Gün'ün operasında pek çok şey seyrediyor çocukluğundan beri bu işin içinde İstanbul'da doğduktan doğuyor Sahakyan Nunyan Ermeni kilisesini özür dilerim lisesini bitirdikten sonra bizim Mimar Sinan Konser Otoruna girer. Oradan sonra da Hochschule'ye gider ve orada öğrenimini bitirdikten sonra hemen sesinin güzelliğinden dolayı keşfedilir ve Guglielmo oynar, Così fan tutte oynar. Fakat daha sonra maalesef biraz parasızlıklar diyor şunlar bunlar gidemedim diğer odisyonlara ve şeye girer. Sesinin güzelliği mezarlıkta ve koroda söylerken yedek koroda sesinin güzelliği keşfedilir. Mutlaka asıl koroya gel derler. Sınavı başarıyla kazanır ve girer. Öyle bir hız gidiyor. 3000'den fazla sahneye çıkmış şimdiye kadar. 3000 şeyden geceden fazla. O da aynı şekilde Bravo. Domingolarla kutluyoruz. Bütün bizim gururlarımız onlar. Evet, dünyadaki gururlarımız. Çok çok güzel sanatçılarla çalışmışlar. Evet. Çok çok başarılı güzel bir opera yaşamları var. Başarılar diliyoruz her ikisine de.